Peki, merhabalar efendim. Öncelikle hoş geldiniz Koç Üniversitesi'ne. Bize biraz Dışlar Akademisi ve Social Inclusion Band'den bahseder misiniz? İşte nasıl kuruldu, sonrasında kuruluş amacı neydi, sonrasında nasıl ilerlemeler kaydettiniz? O aradan bahsedersiniz. Tabii ki Dışlar Akademisi Alternatif Yaşam Derneği'nin bir projesi. 4 yıldır devam eden bir projesi ve sanat ve spor yoluyla engelleri aşmayı hedefleyen ve engelli arkadaşlarımızın da hayata tam ve eşit katılımını hedefleyen bir proje. 4 yıldır devam ediyor. Tabii Alternatif Yaşam Derneği Dışarı Akademisi'nden çok daha büyük. Dalmak Özgürlük Tür'le başlayan alternatif kampla devam eden bir sürecin sonunda kurulmuş bir dernek. Alternatif Yaşam Derneği ve 14 yıldır faaliyet gösteriyor. Dediğim gibi Dışarı Akademisi projelerinden sadece biri ve 4 yıldır devam ediyor. Bunun yani Dışarı Akademisi bünyesinde olan pek çok alt projeden birisi de Social Inclusion Band. Social Inclusion Band 3-4 yıldır yaklaşık faaliyet gösteriyor. Ritim Atölyesi'nden mezun olan engelli gençlerle profesyonel müzisyenleri buluşturma hedefiyle ve müziğin engel tanımazlığını aslında göstermek için yola çıkmış bir grup Social Inclusion Band. Bir zaman içinde evrile bugün bulunduğu konuma geldi ve yaklaşık 4 yıldır İKSV Jazz Festivali'nin Akbank Jazz Festivali'ne, Rock'n'Coke'dan FF Vanlava kadar pek çok festivalde ve Babylon, Bronx, Ghetto, Otto, Garaj İstanbul gibi pek çok prestijli İstanbul sahnesinde sahne almış bir grup Social Inclusion Band. Bugün de Alternatif Yaşam Derneği'nin bir başka projesi olan Ülkem İçin Engel Tanımıyorum, Koç Holding'de bildiğim gibi Ülkem İçin Engel Tanımıyorum projesi kapsamında buradayız, Koç Üniversitesi'ndeyiz. Evet. Biz olmaktan dolayı çok mutluyuz çünkü bugünün bir de ayrı bir önemi var. Dünya Engeller Günü 3 Aralık. Ve sahnede çeşitli sürprizlerimiz olacak bu anlamda. Seyirciye hitap etmek adına. Çok teşekkür ederim. Peki, Ülkem İçin projesiyle beraber şimdi AIDER olarak Koç Üniversitesi çalışanlarına da bir eğitim verilecek. Aynen öyle. O eğitimle ilgili belki 6 Aralık'ta engellilik sorununa doğru yaklaşım eğitimi Koç Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Bütün engel kategorilerini kapsayan ve aslında engelli olmayan bireyin engelliye doğru yaklaşarak bu sosyal dezavantajı sıfıra indirmeyi hedefleyen bir proje ve eğitim programlarıyla engelli olmayan bireyleri her engel grubunda, işitme engelli, görme engelli, fiziksel engelli ve mental engelli olmak üzere, artık kronik hastalıklar olmak üzere her türlü engel grubuna doğru müdahaleyi anlatan bir eğitim programı diyorum, faydalı geçecek. Evet, umarım faydalı geçer. Peki Çağla burada, bir de Çağla'ya birkaç şey sormak istiyorum. Çağla, şimdi sen de çok yeni bir üyesisin. Social Inclusion Band'in. Peki sen nasıl dahil oldun bu projeye? Bu yaz girmişsin galiba. Evet, yani ben yazın Kaş'taydım. Orada Nebi abi ve Ercan abiyle tanıştım. Nebi abi Social Inclusion Band'in gitaristi. Onlarla beraber yol aldım. Social Inclusion Band'e girdim. Sen şimdi solistsin galiba, değil mi? Aa, süper. Çok merak ediyoruz seninle. Çaldım ama şunu da söyleyeyim, yapmadığı şey de yok yani. Yani solist olarak sende de olacak ama davuldan gitaran piyasadan mikrofona pek çok alanda sahnede. Evet. Bu akşam değil. Belki ilerleyen zamanlarda. İlerleyen zamanlarda. Peki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler.